geçtin 2024 art arda gelen felaket... Şöyle bak lan cıvıl cıvıl. Başladı. Öncelikle 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğündeki deprem, deprem sonrası yaşanan tsunami ve resmi olarak 221 can kaybı. Bu olay da tam olarak depremle birlikte başladı. Japonya hükümeti depremden etkilenen bölgelere yardım sağlamak için 4 adet uçak görevlendirdi. Görevlendirdikleri uçaklardan biri de ekranda gördüğünüz çift motorlu pervaneli Dash 8 model bölgesel amaçlarla kullanılan uçak modeliydi. Coast Guard yani sahil güvenliğe ait bu uçak hem kargo hem de yolcu taşımacılığı için kullanılabilen çok amaçlı bir uçaktı. Günümüzde ortalama 50 yolcu kapasitesine sahip oldukça kullanışlı olan bu uçak bekleme noktasına kadar geldi ve piste girmeyi niyetlendi. Olayın 2 saat öncesine gidelim. Japon Airlines'a ait bir Airbus A350, New Chitose Havaalanı'ndan Tokyo Haneda Havaalanı'na gitmek üzere hazırlanıyordu. Uçağa 8 çocuk olmak üzere 367 yolcu ve 12 uçuş ekibi toplamda 379 kişi binişini gerçekleştirdi. Uçuşu gerçekleştirecek olan uçak Juliet Alpha 13 X-Ray Juliet kuyruk numaralı 2 yaşını tamamlamış oldukça yeni bir uçaktı. Airbus şirketi bu uçak serisini Boeing'in 787 serisine rakip olarak çıkarmıştı ve uçak oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahipti. Ayrıca A350-900 2 adet Rolls-Royce marka motorla donatılmıştı. 20 Eylül 2021 tarihinde sağlam uçak yani. De ilk uçuşunu gerçekleştiren uçak 10 Kasım'da Japan Airlines'a teslim edildi. Emir hoş Japan Airlines A350-900'lü filosuna bölgesel uçuş operasyonları için katmıştı. Taksisini tamamlayan uçak yerel saatle 16.25'te pist başında hizalandı. Rutin uçuşlarından birini gerçekleştirecek ekip kalkış için motorlara güç verdi. Ve 2 dakika içerisinde Haneda'ya gitmek üzere havalandılar. 516 sefer sayılı uçuş 1 saat 10 dakika boyunca sorunsuz gerçekleşti. İnecekleri havaalanı olan Haneda Havaalanı, Narita Havaalanı ile birlikte Japonya'nın inişlik havaalanı... Ses az arkadaşlar, videonun sesi full, bizlik bir şey yok yani. Havaalanlarından biridir. Havaalanının su üzerinde bulunan 05 ve 23 pistlerin akabinde ekranda gördüğünüz 3-4 sağ ve 3-4 sol pistleri bulunmaktadır. Yaklaşmakta olan 516 sefer sayılı uçak da 05 pistini kat edip 3-4 sağ pistine iniş gerçekleştirecekti. Pilotlar alçalış kontrollerini tamamlayıp pistte hizalandılar. Şimdi ekrana uçağın son yaklaşmadaki rotası geliyor. Tamam. Bu esnada videonun başlangıcında bahsettiğim Dash 8 uçağı da... taksisini yaparak Charlie 5 bekleme noktasına ilerliyordu. Hayda, iletişimsizlik mi yaşanıyor? Şimdi ekrana kontrolör ve pilotlar arasında yaşanan gerçek kule konuşmaları geliyor. Japan Air 516 Tokyo Kule, iyi akşamlar. Aktif pist 34 3-4 sağ pisti yaklaşmaya devam edin. Rüzgar 320'den 7 knot, kalkış yapmakta olan bir trafiğimiz var. Aleykümselam. Japan Air 516 continue please. 516 34 yanaşmaya devam edecek. Önce bahsettiği kalkacak olan trafiğin kalkışını gerçekleştirdi. Japan Air 516 3-4 sağ pist iniş serbest. İniş serbest diyor bak. İçerisinde 6 mürettebat taşıyan Dash 8 uçağı Charlie taksi yolu üzerinde taksi yapıyor. Japonya otoritesi tarafından yayınlanan kule konuşmalarına göre sahil güvenlik uçağına Charlie 5 bekleme noktasında bekleme verildi. Tokyo Kule, iyi akşamlar. C5 beşleme bekleme noktasında taksi serbest. 1 numara olacaksınız. İlk sırada olarak C5 bekleme noktasında taksi serbest. Japon Havayolları A350'si son yaklaşmadayken Dash 8 uçağı piste girmiş ve 40 saniye kadar pistte beklemişti. 379 yolcusuyla A350 hızla iniş için alçalıyordu. Devjet pist eşiğini geçtikten kısa süre sonra Dash 8 uçağıyla çarpmıştı. Olaya bak. İşte çarpışmaya ait gerçek kamera kayıtları ekrana geliyor. Oha! Çarpışma sonucu büyük bir patlama yaşandı. A350 uçağının kaza yaşandıktan hemen sonra çekilen fotoğraflarına göre uçağın burnu ve sol burnuyla girmiş. Motoru çarpışma sonucu hasar aldı. 6 kişinin bulunduğu sahil güvenlik uçağındaki mürettebatın 5'i hayatını kaybetti. Dash 8 uçağındaki kaptan yangından kaçarak kendini kurtarmayı başardı. İtfaiye görevlileri 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. 70 itfaiye aracı yangını söndürmeye çalıştı. Tahliye esnasında sağ motor çalıştığından Japan Airlines uçağındaki yolcuların tamamı kısa süre içerisinde sol taraftaki slide yani kaydıraklar aracılığıyla tahliye edildi. Kabin memurları ve yolcular tahliye konusunda başarılı bir iş çıkarmıştı. Helal olsun bu arada, oradan da
Kimseye bir şey olmadan çıkarılabilmesi o insanların, o da çok büyük bir emek yani. Harbiden helal olsun. Mekanları da cennet olsun vefat edenler. Kabin memurları ve yolcular tahliye konusunda başarılı bir iş çıkarmıştı. Edinilen bilgilere göre yolcuların hiçbiri acil çıkış esnasında el bagajını almadı. Yaşanan kaza 2024'ün ilk kazası ve Airbus A350'nin yaşadığı ilk büyük kaza olarak kayıtlar geçti. Kazadan sonra havaalanındaki pistler kapandı. Havadaki uçaklar beklemeye alındı. Hata kimdi acaba? Şimdi ekrana bazılarınızın zaten tanıdığı Airbus'un A320 serisinde kaptanlık yapmakta olan kaptan pilot Aşkın Pelin Doğan'la yaptığımız soru cevap kısmı geliyor. Pelin kaptanım, öncelikle merhabalar. Olaylara bir de bir kaptanın gözünden bakmak bizim için daha değerli olacak. Kaptanım, kaza geçmeden önce bize biraz bakalım kaptanımız ne diyecek? Kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalarınız. Burada olmak benim için de çok değerli. İsmim Aşkın Pelin Öner. 2015 yılından beri sivil havacılıkta çalışıyorum. İlk 4 senesini Onurbir'de 320, 21 ve 330 çift tip olarak çalıştım. Sonrasında Pegasus havayollarına geçtim. 3 sene First Officer olarak görev aldıktan sonra son bir senede 320, 21 tiplerine kaptan pilotla yükseldim. Şu anda kaptan pilotum. Şu anda hamilelik sebebiyle uçmuyor olsam da en yakın zamanda yeniden sivil havacılığa geri dönüş için gün sayıyorum. Kaptanım, peki sizin öngörünüz nedir? Bu kaza neden yaşanmış olabilir? Kazanın yaşanmasında ne tür ihtimaller olabilir? Öncelikle böyle bir kazayı yorumlarken çok yeni bir kazanın, daha herhangi bir raporun açıklanmadığı bir durumda bizimkisi sadece yapılan açıklamalar üzerinde bir fikir yürütme olabilir. Hı hı. Çok net bir şey söylemek doğru değil, ancak bence kazanın birden çok fazla sebebi var yani. Ben kendi tahminimi söyleyeyim mi? Bence o küçük olan uçak vardı ya, o küçük olan uçak o taksi maksi olayını bence yanlış anladı. Bir hata var gibi. Bakalım kaptan pilotumuz ne diyecek. Kulede bir hata yok gibiydi. Sanki kule söylüyordu herhalde ya. Dur bakalım. Dash 8 ekibinin yaptığı hatalar silsilesi şeklinde çok fazla sebebi var. Yani Dash 8 ekibinin yaptığı hatalar silsilesi şeklinde geliştiğini ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü okuduğum raporlarda gördüğüm kadarıyla piste giriş yaptıklarının farkında değiller. İzin almadıklarının farkında değiller. Bak. Ve bu da birçok şeyi tetiklemiş. Yaklaşan Japon Airlines 516 kesinlikle böyle bir şeyden habersiz olduğu için herhangi bir önlem alamamış. En azından piste girdiklerini fark ediyor olsalar, yani bu bir sadece runway incursion olsaydı. Pist ihlali herhangi bir havaalanı pisti veya korunan alanı üzerinde araçların veya kişilerin uygun olmayan şekilde konumlandırılmasını içeren bir havacılık olayı. Runway incursion. Toplarını yaksalardı, piste girdiklerinin farkında olsalardı Japon Airlines'da buna karşı bir önlem alabilirdi. Tabi burada pistlerin durumu da çok önemli. Çünkü büyük bir meydan, çok fazla bekleme noktası var, çok fazla trafik var. Muhtemelen, hani orada uçmadım ama birçok kontrolör arasında aktarılıyordur. Yani Grand'dan, diğer Grand kanalına, North'dan, South'a vesaire birçok frekans arasında değişim yapılıyordur. Muhtemelen bu noktada da biraz sorun yaşanmış. Çünkü tower frekansına geçtiklerinde Charlie 5 noktasında bir numara olarak bekleme veriliyor. Ancak bu şekilde feedback etseler de hemen öncesinde Japon Airlines'e iniş izni verildiğini duymuyorlar. Muhtemelen burada bir frekansa geçiş arasındaki boşlukta oluyor. Duymuş olsalardı en azından o pistte bir iniş trafiği olduğunu onlar da fark edebilirlerdi. Gerçi fark etseler bile bence onlar pistin içerisine girdiklerinin farkında değiller. Çünkü piste giriyor olduklarını fark etseler stroplarını açmaları lazım, tekerlerini açmaları lazım. Yani en azından bunları yapıyor olmaları gerekir. Yani buradaki ekibin buranın pist olduğundan haberi yok. Yani uçuş öncesinde harita mı doğru düzgün incelenmemiş? Ve tamamen Japon Airlines bir bilinmezliğin içerisine gitmiş gibi görünüyor. Peki Haneda gibi gelişmiş havaalanlarında yer radarı veya çarpışma engelleyici sistemler bulunmuyor muydu?
Evet, havalimanında genelde bu tarz yer çarpışma, işte ön incileri, radarlar vesaire var ama yine okuduklarımdan gördüğüm kadarıyla Charlie 5 noktasında piste giriş olduğunu ikaz eden ve aslında iniş trafiği olduğu zaman piste girişe izin verilmediğinde kırmızı yanan ışıkların notamlı olduğu ve çalışmadığı yönünde ben bir bilgi okudum. Ama tabii ki o günün notamlarına erişemediğim için onunla ilgili tam olarak bir şey söylemem doğru değil. Ama bu notamlı olmasa ve çalışıyor olsa ya da kontrolör en azından Charlie 5'te bekleme izni verirken Charlie 5'teki ışıkların çalışmadığını bir kere daha hatırlatsa belki o noktada bir önlem olmuş olabilirdi. Abi kontrollerde de yani şeyde de kule ekibi diyelim biz ona. Kule ekibinde de bir sıkıntı olduğunu söylüyor Pelin Hanım. Diğer çarpışma önleyici dediğimiz aslında TİKES sistemiyle ilgili de şöyle bir durum var ki Dashey çok geç piste giriyor. Yani Japon Airlines çok alçaktayken piste giriyor. Bizim uçaklarımızdaki TİKES sistemleri alçalıştayken 1000 fitin altında zaten sana sadece bir trafik bilgisi veriyor. İşte bunun aslında irtifaları var. Diğer uçağın 380 fitin altında olması, senin 1700 fitin altında olman vesaire gibi böyle birçok irtifa kısıtlaması var ama genel itibariyle 600 fitin altında sana herhangi bir trafik bilgisi de vermiyor. Yani otomatik olarak uçak zaten aşağıda olduğu için o sistem işe yaramaz diyor. Yanlış anlamadıysam. Advisor olarak vermiyor. Onun için çok alçaldık. Daha sonra da şey piste giriyor ve böyle bir sistem de uyarı vermiyor. En azından Japon Airlines 350 uçağı 1000 fitlerde. Arkadaşlar şu 12 yaşında saçma sapan aptal saptal espriler yapmayın ya. Bir kendinize gelin ya. Çıkın gidin oğlum yayından sıkıldıysanız. Allah Allah. 1200 fitlerdeyken bu uçak piste girmiş olsaydı o zaman çok rahat önlerinde bir trafik bilgisi alabilirlerdi. Yani dediğim gibi TİKES çalışmıyor değil. Aslında TİKES'in çalışma mantığı bu. Çok kör noktaya denk gelen bir kaza bu TİKES sistemi için. Kaptanım peki bu kazadan şu anda elimizde olan bilgileri kullanarak nasıl bir ders çıkartabiliriz? Veya olayda dikkat çeken tahliye kısmı için neler söyleyebiliriz? Tahliye kısmı çok iyi yapmışlar yani... abi. Yani arkadaşlar bir kişi bakın yangın ve kazadan sonra bir kişi bile hayatını kaybetmiyor büyük o 500 kişinin bulunduğu uçakta. Elimizdeki bilgilerle ders çıkarma noktasında zaten klasik bir cümle var. Hepimizin bildiği sivil havacılıkta, havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır diye. Burada da maalesef Dashey ekibinde kaptan hariç herkes hayatını kaybediyor. Bu da ciddi bir ölüm sayısı ki 350'nin içerisindeki yolcu sayısına göre yine çok çok iyi. Ancak bu da birçok insana birçok şeyi öğretecek muhtemelen piste girişlerdeki usullerle ilgili belki uyarı. Bizde olsa falan... Bavul almaya çalışan olur muydu acaba? Allah korusun da. Bak bir kişi bile bavul almamış orada. Bizde de almazlardı herhalde ya. Orada kimsenin aklına bavul gelmez arkadaşlar ya. Bilmiyorum, aklınıza gelir mi ya bavul öyle bir durumda? Uçak cayır cayır yanıyor. Yarı sistemleriyle ilgili geliştirmeler yapılacaktır mutlaka. Zaten Runway Incursion, Excursion dersleri mesela bizlere sürekli verilen aslında yıllık tazeleme eğitimlerinin içinde olan eğitimler ama muhtemelen bunlarla ilgili şimdi bu dönemde bir miktar artış olacaktır şirketler içerisinde. Belki ticket sistemi üzerinde bir geliştirme düşünülebilir. Muhtemelen bu kazadan yine birçok ders çıkarılıp önlem alınacaktır. Sorduğun şekilde tahliye kısmına gelince de normalde bizim beklediğimiz 90 saniye içerisinde bir tahliye gerçekleşmesi. Burada kabin ekibi çok başarılı bir iş gerçekleştirmiş. Abi evet ya orada çünkü o kadar kişiyi yönetip ip gibi çıkarmak harbiden zor yani. Bir de yanıyor uçak bir yandan. Hani o insanları sakinleştirip bir sıra içerisinde tutmak falan. Yani kimsenin burnu bile kanamadan neredeyse ki yanan bir uçağın içerisinden tahliye oluyorlar. Yanıyor ya. Tebrik ederim. Eminim ki kendi uçtuğum şirketteki ya da herhangi bir Türk şirketindeki arkadaşlarım da aynı şekilde tahliye gerçekleştirebileceklerdi. Ancak burada yolcunun sakinliği de onlara çok yardımcı oluyor. Çünkü evet. Ayağa kalkmış bavulunu almaya çalışan bir yolcuyu tahliye etmeye çalışmakla yandığı halde koltuğunda oturup gelecek talimatı bekleyen yolcunun tahliye süresi arasında ciddi fark var onun için. Abi tabii ya benim mesela babam çok paniktir. Babam gibi oraya 10 tane adam koy. Ortalık karışır. Yemin ediyorum ekibi bile şeye bırakır. Oturur ağlamaya falan başlarlar anladın mı?
için yolcuların Japon olması ağırlıklı olarak burada tahliyeyi çok hızlandırmış. Onun için tebrik ediyorum ve gerçekten çok büyük bir faciadan dönüldüğünü düşünüyorum. İnşallah bir daha havacılık hiçbir noktasında böyle bir kaza yaşanmaz. Burada sakinlik kurtarır abi. Bizler de öyle umuyoruz. Kaptanım, sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki uçuşlarınız için size... Bu arada arkadaşlar bakın, bu eğitimle falan da alakalı değil. Pelin Hanım'ın dediği şey çok doğru orada. Yani gerçekten oradaki yolcuların sakin kalabilmesi çok iyi bir şey. Yani sakin kalamayıp orada 10 kişi orayı takır takır karıştırabilir, anladın mı? Elinize emniyetli uçuşlar dilerim. Ben teşekkür ederim. İnşallah raporlar biraz daha detaylı gelmeye başlar. O zaman belki biraz daha farklı şeyler gün yüzüne çıkarsa onlar üzerinde tekrar konuşmayı da çok isterim. Yayınınıza katılmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Siz de öyle, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz bu arada. Kaybeden 5 kişinin anısını. Allah analı babalı büyütsün. Bize vaktinizi ayırdığınız için de teşekkür ederiz. Bir pilotun gözünden. Enes, eline sağlık kardeşim senin de. Çok değişik mevzu ya. Ama bakalım, bunun muhtemelen raporu falan geldiğinde bir daha bir videosu yayınlanır, orada izleriz. Kulenin mi hatası aslında, hani en büyük hata kimdi onu merak ettim. Yolcularda çok büyük rol var, evet. Yani o sakinlik, o şey harbiden ilginç. Eğitim bence biraz karakter meselesi de çok önemli burada ya. Evet, Pelin Kaptan şey, Pegasus'ta kaptan pilotluk yapıyormuş ama şu anda izindeymiş hamile olduğundan dolayı. Abi yarın Popular Time 3 çıkıyor, heyecanlı mısın? Hem de nasıl heyecanlıyım bile. Bu arada gerçekten heyecanlıyım. Çıktığı zaman oynayacağım.